Selam canlarım, hepinize selamlar, hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Bunu bütün videom bittiği için günübirlik çekiyorum şu an. Bugün günlerden Perşembe. Ve şu anda ilk defa kalktım ve annemin yanına, Meleğin yanına gidiyorum, kız kardeşimin. Hadi gidelim bakalım. Ne götürüyorum ki Melek, bunları satıyorum. Elimde yük olduğu için taksiyle gidiyoruz. Şimdi Melek'e bir iki bir şeyler götürüyorum. Burada çoluğum çocuğum da hep yanımdaydı. Yanımdalar. Eşyalarını şimdi verdiler. Arka dolu. Onlar gezerek gelecekler. Bir işleri varmış Sercan'ımın. Yani ben konuşurum sohbetleri sizlerle. Aha anam. Kız anamın binası yapılmış. Aha yeni görüyor. Nasıl olmuş? Dış cephe yapılmış ama kolonlara dikkat, binaya, dış cephenin hiç önemi yok. Allah korusun, depreme göre kolonlara dikkat edilmeli. Binanın şeyine dikkat edilmeli. Dış cephe olsa ne olacak? Çok güzel olmuş. Çok harika olmuş ama inşallah şeylidir. Dayanıklıdır. He. He. Yengem. Ma burada biraz az soluklanayım. Az bir de çay içeyim. Ondan sonra yanına geliyorum. Geleceğim canım anam. Canım. Tamam anacığım. Çok halsizim. Yok ben yedim anneciğim. Öpüyorum seni, şimdi geleceğim zaten. Hadi görüşürüz. Melek de bayağı burada sohbet ettik, muhabbet ettik. Efendim kızım, hadi götür. Benim oğlum da burada. Diğer paraları babama verdim. Öyle mi yaptın? Sonra alacağım. Öyle mi yaptın? Tabii 5 verirsin, onu alırsın. Tamam. Hayır, 5 verip onu almadım. Ben şimdi anneme çıkayım. Burada sohbet ettik. Muhabbet ettik. Anneme çıkayım. Ay, ayağımdan yürüyemeyim. Hep sinir sıkışması, hep. Hep üzüntü, stres, sinir sıkışması. Buralar hep şey, baksanıza ya. Şey yapayım bir daha. Anacığım burada bekleyemez. Bekleyeyim. Anam. Anam ayağımı çıkarayım da. Ya yuh. Kurban oldum anam. Ben de yürüyeyim. Ben de. Emine yok mu? Emine. Yürüyemeyim daha. Emine yok. Hoş geldin. Hoş bulduk bebeğim. Yavrum. Yavrum. Anacığım. Ey çocuğum. Aşağıda kucakladım onu da. Diğer teyzeye. Diğer diyorum diye. Aşağıda kucakladım onu da. Annem size bir şey diyecekmiş. Bak Allah'ım bak, ölenlere rahmet etsin. Dünyada duranlara da can sağlığı, gönül hoş versin. Siz Amin. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah hep iyisin. Allah afatlardan, Allah şeylerden korusun. Allah korusun çoluğumuzu, çocuğumuzu. Bizi de cemil yani, cemilimizde de. Türkiye'ce gerçekten evet. Şeyimiz, psikolojimiz bitti. Ben de hep bitti. Ben hep yataklara kaldım. Ben... Şimdi canlarım size şey anlat, evde anlatırım ama evet. Burada da anlatayım. Kızım azıcık kısar mısın onu bebeğin? Siz nasılsınız? Neyse. İyi misiniz? Şimdi ben annem konuşsun da inşallah. Ben evde konuşayım. İnşallah iyidirsiniz. Çocuğunuz, çoluğunuz nasıl? Allah taş dokundurmasın ayaklarına. Allah kocağını evinden ayırmasın. Allah mutlu yuvalar Allah versin. Sağlıklı, huzurlu versin. Ve afatsız amin, günlerimiz amin. Olsun inşallah. Allah o günlere Rabbim yeniden diyelim ki, yeniden diyelim. Onlar rahmete şehit olarak gittiler. Evet. Ben çok araştırma da yaptım. Evet. Çok şeyler de araştırdım böyle.
Tabii, onlar, tabii, onlar el öldürmedi. Rabbim tabii ki. Onlar şehit olarak gittiler. Evet, kimisi evet. Kolon kesti, kimisi şey yaptı, katil oldular. Evet. Allah'ın indinde. Bunlar olmaması gereken şeylerdi. Evet, tabii, tabii. Tabii ki bu deprem, ta 99 depreminde, ben 99 depreminde ben evet. İstanbul'daydım. Ben evet. Neden çoluğumu çocuğumu sürükledim buraya geldim? Giresun'a göç geldim. Eşim ölmüştü. Eşim 3 ay oldu. 3 aydan sonra deprem oldu. Evet. Mart'ın 23'ünde eşim öldü. 3. ayın 3. ayın 25'inde eşimi koyduk toprağa. Ondan sonra deprem. Ondan sonra 3 ay sonra deprem oldu. Evet. 99 deprem oldu. Evet. Evet. Ve bir felaketten, üzüntüden zaten evimin direği yıkılmış, evim yıkılmış, en sevdiğim gitmiş. Ben onun daha şeyini atlatamadan psikolojisini depremle karşılaştım. Evet. İstanbul'da ve ben daha duramadım. Çünkü çalışmak zorundaydım. Türkiye'yi dolaşmak zorundaydım. Evet. Daha duramadım. Orada çocuklarımı tutamadım. Göçü aldım, geldim buraya. Çünkü sürekli İstanbul'da deprem olacak. Ya 30 gün içinde diyorlardı. O zamanlar sürekli. Ya 30 ya ya 3 gün içinde, ya 3 ay içinde, ya 30 ay içinde, ya 30 sene içinde. Mutlaka 30 sene, en çok 30 sene veriyorlardı. Evet. Şimdi de çok korkuyorum İstanbul için. Çünkü ölen öldü gitti, şimdi onu düşünüyorum. Ben geldim, şöyle demiştim. Allah'ım, demek ki nerede ne vereceğini, yani bu diyenlere de inanmamıştım. Çünkü tabii, yavrum, yani tabii. O zaman çok korkmuştum, ha çok korkmuştum. 30 gün içinde, bak 3 gün içinde diyor, 3 ay içinde diyor. 30 gün içinde, 30 ay içinde şey. Hep 30'lu. Evet. Yani üçlü rakam. Bilim adam. Üçlü evet. Rakam bilim adamları söylüyor. Evet. O zamanlar haberlerde hep öyle kafayı yemiştim. Evet. Zaten orada depremi yaşadığım için. Ya da 30 yıl içinde diyorlardı. Evet. 30 yılın 24'ünü geri devirdik. Demek ki zaman az kaldı. Şu anda oradaki düşüncem, herkesi düşünüyorum. Allah koru diyorum, dualar ediyorum. Amin. Daha çok depresyonum arttı. Gece uykularımdan kalkıyorum, fırlıyorum. Saat 4-4.30'lara kadar uyuyamıyorum. Yanıma suyumu alıyorum, yanıma şey alıyorum. Herkes ayrı odada yatıyor şimdi bizde. Tutuyorum hemen kapı açık, kapılar açık. Anında diyorum ki tuttuğumu alır odaya yanıma getiririm. Buraya, o masaya, masaya hazırlıyorum. Böyle bu kadar oldum yani. Şimdi mutfakta yatıyorum. Kendi yatak odama da gitmiyorum. Masamda yer masası var, beyaz masaya bizde. Onu hazırlıyorum. Onun için koca bir kavanoz suyu hazırlıyorum. Pet, büyük 5 kiloluk pet şişe var. Onu da yanıma getiriyorum. Oraya bir iki kırıntı bir şeyler koyuyorum masanın üstüne. Ondan sonra da bekliyorum sanki. Tövbe estağfurullah. Az gözüm gidiyor. Bir daha kalkayım, fırlayayım. İstanbul'da... Yani ezan, o sabah ezanı okunana kadar böyle devam ediyor bende. Ama beynimden şöyle prova yapıyorum. Öyle bir şey olduğunda anla çocuklarıma koşacağım. Sürüklediğimi buraya yanıma getireceğim. Hep bir arada olalım diye. Ölen ölür. Kalan da su içsin. Bir şeyler yesin, suyla kalsın diye. Gördük, yaşadık. Allah vermez. Amin. Ta göstermesin Allah. Haritada Giresun'un Karadeniz'in Giresun'un haritada şey görünmüyor. Çok araştırdım depremi. Ama orada canlarımız var. Hepiniz canız. Hepimiz var. Akraba var. Kardeşim var. Torunum var. Ama hepiniz canımsınız zaten. Allah vermedi. Amin. Yani. Verme. Ha, bunun endişesinden ne elim kalkıyor ne kolum kalkıyor. Zaten köye gidemedim. İsmet amcanız, burada anlatayım, neyse daha şey kalmasın. Bu annem evet, yanımdayken tabii, anlatayım. Tabii. Anneme anlattım çünkü. İsmet amcanız gelmişti ya hani. Evet. Yemek yemiştik. Sonradan hani gitti, bir daha geldi de o gece bizde kaldı ya. Burada. Sabah erkenden. Hatta dedim ki ben gelmem için araba parası söylemiştim. Bunu vermezsin. Bir, elimizde para yok. Oğlum, kızım getiriyor. Hatta misafir getiriyor alışverişi. Bunu anlattım ona. Bunu size de daha önce videoda anlatmıştım. Ondan sonra dedim haçlık ver, 1.000 lira olsun ver.
borç vereyim verirsin dediğinde kızdım. Bir ara hele sinirlendim, kapıyı atmayı düşündüm. Ondan sonra gene yaşlıdır dedim, sustum. Gene sustum. Gene yemeğini yedirdim. Gene hani kırılmasın diye o. Kendi kendime üzülüyüm ama gene de o kırılmasın diye. Hani kırmayayım gene yaşlıdır diye. Tabii. Bu bir dedem de olabilirdi, bir babam da olabilirdi. Ama kocam ne yazık ki. Evet. Ve sabah erkenden biz uyurken fırladak gitmiş. Sabahın erken saatinde ezan okunduktan sonra. Çıkmış gitmiş. Dedim ben gelsem köye, hadi herkes çil yavrusu gibi dağılacak, evine gidecek. Benim çocuğumun, evdeki oğlumun, hani Batuhan'ın bir şeysi yok, parası yok. Bırakmayı neyi bırakayım dedim. Hadi dolmuşla gidelim dedi bana, dolmuşla gitsek dedim. Neyi bırakayım, çocuğa ne bırakayım? Öyle. Herkesin, yani kimseden ben çocuğuma harçlık bırak diyebilir miyim? Oğlun da olsa, çocuğun da olsa, kızın da olsa diyemezsin. Kime diyeceksin, kocan diyeceksin. Kocam da gizliğini çekti gitti. Ben o gün bugündür köyde değilim. Bana kediyi soruyorsunuz. Kedinin akıbetinden o günü gelmişti bana, anlatmıştı. Biraz dedi hani iğneye falan gitti geldi ya. Biraz dedi hani bir tıkırtı oldu, kulağını havaya kaldırdı. İyi oluyor ama dedi ölür sanırım dedi. Artık biz canımızdan vazgeçtik. Yani ben canımdan bile vazgeçtim. Hani bu kadar depremler oldu, bu kadar şeyler oldu. Haberim Mercan'dan yok tam olarak. Diğer kedilerden de hiç haberim yok. Onu soruyorlar çünkü, yazıyorlar. Haber almak istiyorlar. Ben şu ana kadar yeni videoda günlük, şunu da gün, bunu da günlük göndereceğim. Kendimi iyi hissettiğimde günlük videoda gönderdim size buradan. 2-3 kere gönderdim Giresun'da. Sonra elimde depremden önceki videolar vardı. Onları bağlantı yaptım. Onları sizlere gönderdim. Zaten buradaki hesabımda düşmüş de düşmüş, düşmüş de düşmüş. Ben zaten battım. Rabbim her şeyin hayırlısından kılsın. Hı-hı. Rabbim verir rızkını inşallah. Yani çünkü bir gün bile atmasan onun tesirini bu ay gördüm. Geçen 10 gün atmadım. Bir ay sonra veriyor ya YouTube. Mesela bu ay bana ayın 22'sinde şeyi verdi. Bu ay hangi ay? Şubat. Şubat. Ocağınkini verdi. Ocak ayında 10 gün orada kaldım. Hatta 4 günde benim yanıma geldi. Havunları bile, hav günü bile benim yanımda mı kaldın sen? Dedim yanımda kaldın sen. Onu da saymıyor. Onu da günden. Giresun'da yanımda kaldığım günleri de hiçbir şekilde saymıyor. Harçlık bile vermeyen insandan ne beklersin? Tabii. Ben de bugün Allah razı olsun hepinizden. Şeyimi aldım. Geldim. Kiramı çocuğum Sercan'ımla gönderdim. Ben daha yürüyemeyim. Bacaklarım çok ağır. Sinir sıkışması oldu. Üzüntüden sıkışmalar oluştu. Daha bacaklarımın eklem yerleri tutmuyor. Ondan sonra gelir kendine inşallah. Bilmiyorum. Bahtiyar demişti. Seni cuma günü götüreyim demişti. Bugün günlerden perşembe. Bilmiyorum. O gitti gideli ne ben ondan daha telefon aldım. Ne ben ona telefon açtım. Açmadım. Çünkü sen beni ortada, sen kocaysan beni ortada tek başıma bırakıyorsan, evet, üstelik de bizim hayırlı bir işimiz varken, bir de hayırlı da bir işimiz vardı. Yani anlayan anladı. Şimdi anlatmaya da gerek yok. Tam şey olduğunda hepsi, her şey, her şekilde saniye saniye göreceksiniz her ne olacağını. Ondan sonra benim burada misafirim var. Evim kalabalık. Evimde de insanlar var ama ben gidelim diyor bana. Yalvardım ona kalalım diye. Kalamam dedi. Tamam dedim. Gitti gezmeye geldi. Geldi sabah erkenden, benim 5 kuruş param olmadığını bile bile sabah erkenden bıraktı gitti beni. Ve on Didem şu an hiç ne olacağı, ne olduğu da belli değil. Hiç bilmiyorum. Ama iyi olmazsa, yani ben gene nikahlıyım. Paramı aldım en azından. Dağıtacağımı dağıttım. Yapacağımı yaptım.
az geldi bu sefer. Allah bir dakikaya Allah. Daha da az gelecek onu biliyorum. Çünkü ben doğru düzgün video atmadım bu ay. Bir dakikaya da vuracak bu. Olsun. Rabbime sığındım. Ben Rabbime sığındım. Ben kocam yok gibi davranıyorum. Diyorum ya. Ben köyde bunu anlasın lütfen herkes. Köyde ben sadece video için oradayım. Sizlerle bir de köyü sevdiğim için. Ekip dikmeyi aha zamanı geliyor hepsini sevdiğim için oradayım. Eğer kötü bir şey olursa o zaten hep benimle evliyken de kadın arıyor. Sürekli öyle yapıyor. Onun huyu bu. Huyu bu. Şu anda kaç tane kişiyle görüşmüştür. Onun huyu bu. Ben onu aldırmıyorum. Çünkü maalesef koca yerine göremiyorum. Maalesef ben orada kendimi siz nasıl adlandırırsanız adlandırın. Ben orada kendimi çalışır gibi görünüyorum. Nasıl bir dışarılara gidiyordum da program yapıyordum. Orada da çekim yapıyorum. Bir de orada işime bakıyorum. Hani ekip dikiyorum. Ben yapayım da onlar yesin. O yesin. Ben yapayım o yesin. Kim yerse yesin. En azından sevdiğim işi yapıyorum orada ama herhangi bir haber gelmezse sizi haberdar edeceğim. Herhangi bir şey gelmezse. Gelirse ben kendim aramayacağım. Gelirse gene onlardan gelir haber. Gelmezse aramayacağım. Ancak gidip eşyalarımı almaya gideceğim. Daha yetti artık. Rabbim, bak elim titriyor şu an. Rabbim rızkını vermediği kulunun canını alacaktır zaten. Yani rızkı biten insanın kulunun canı alınacaktır zaten. İnşallah öyle bir şey olmaz. Dediğim gibi ben rızkı bitenin canı biter. Yani şeyi biter, ömrü biter hayatta, dünyada. Rızk bitmemiştir. Benim rızkım bir yerlerde, çocuğumun rızkı bir yerlerde saklıdır. Tabii. Çocuğumun maaşı yok. Çocuğum isyan ediyor, benim maaşımı diyor, ben okulu bilememiş çocuk. Tekrar dıştan görüyor ya okulu. Bilememiş, tekrar şey yaptırayım demiş. Hani yaptırmamış yani. Galeye de almamış. Ben de köydeyim. Uğraşıyorum. Hem para kazanmaya çalışıyorum hem o adamla uğraşıyorum. Yani hem çalışıyorum burada YouTube'la hem de orada iş yapıyorum. Orada ben milletin yaptığı işi göstermiyorum. Kendi yaptığım işi gösteriyorum. Tabii. Sonuçta her şey kim yapıyor ben yapıyorum ortada. O çocuğun benim gidip de şeyini yaptırmamış. Hani okuldan lise son okuyordu ya. Bitmiş. Tekrar kaldı mı geçtim onun da haberi yok. Tekrar okuyu göstermiş kendini ama şeyi bitmiş işte maaşı bitmiş. Elim ayağım titriyor valla. Maaşı ama bitmiş işte. Ne diyeceğim? Diyeceğim şu şey. Ben artık gerçekten artık canıma tak dedi. Zaten bu kadar stres, sıkıntı beni çok yok etti. Gerçekten canıma tak dedi. Bu kadar da olmaz. 5 kuruş para vermeden bırakıp gitmek bu kadar çok yoruyor beni. Beyin bende çok yoruyor. İnsan işten yorulmaz, beyinden yorulur. Beni çok yoruyor. Ararlarsa gene gitmem demem giderim. Ararsa. Gel işte şeyi gönderdim sana gel derse. Cuma günü gideriz demişti şey. Ama babasının haberi var mı yok mu bilmiyorum Bahtiyar'ın. Hatta bir ara İsmail de aradı. Ne zaman gideceğim dedi. Ben dedim ki İsmail bana para bırakıp gitmedi. Ben dedim mecbur paramı çekip ondan sonra dedim gideceğim. Paramı çekip gideceğim. Alıp gideceğim. Hani borçlara dağıtıp öyle. Doğalgaz dağıtılacak, elektrik dağıtılacak, şey dağıtılacak. Hep yani her şey dağıtılıp gidilecek. Ben borç bırakamam ki. Burada da bir evim var. Ay elim titriyor, çok titriyor. Çok titriyor ellerim. Tutmuyor, tutmuyor. Tutmuyor ellerim. Neyse canlarım. Sizi iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Burada böyle bitirmiş olayım. Allah böyle bir şey şimdi, göstermesin. Amin. Amin. Allah afetlerden korusun. Hepimizi afetlerden korusun. Bizi de cemiyi cümlemizi. Cümlemizi. Ne kadar burası haritada afet olarak görünmese de hani deprem yeri olarak gene korkuyor insan. Düşünsene Allah korusun Samsun'da bir şey olsa burada çürük bina varsa evet. Altında kalamayacak mı? Korkuyor insan. Her taraftaki insan yine ama oldu. Rabbimden gelene razıyız. Ama ne olur
ne olur kimse insanların katili olmasınlar ya. Yok kolunları kesip, yok dükkan yapacağım, yok şey yapacağım diye. Can pazarı bu ya. Canla oynanmasın. Tek dileğim bu. Kimse para peşine düşmesin. Para sadece yiyeceğin kadar olsun. Evet. Çünkü ha ne kaldı? Ne götürdüler? Bütün her şey başına evet. Yıkıldı. Aldıkları evde mezar oldu. Gittikleri şeydi. Allah vermesin. Allah vermesin. Neyse canlarım, Allah'a emanet olun. Sizlere haberdar edeceğim. Benim elimde video bitti. Allah'a emanet gibi, olun. Allah sizi korusun. Dediğim gibi anlattım size. Bazen yeni video, bazen de eskileri koydum. Tabii. Daha elim, şu anda ekranınız titremiyor. Elim titriyor. Benim ekranım titriyor. Her şey gönlünüz olsun. Gene videolara kaldığımız yerlerden devam edeceğiz sabahla akşamla. Ama bir şu bizim bir konumuz bir netleşsin. Ya öte ya haber olacak. Hepsinden haberiniz olacak. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Güle güle. Hadi güle güle. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Dur ben de gideyim. Ama bezleri yine. Tamam bebeğim. Yap. Yap. Oğul çocuk. Ay hanım kadersiz kendine. Bir kızım varmış evet, da. Evet. Olsun inşallah. Kadersiz. Allah'ın başımdan eksik etmesin seni. Sen hepimiz, dualarına ihtiyacım var. Çok dua ediyorum. Allah'ım görüy beni. Ben namazla... Anne sağ sarıldıkça bal geliyor. Evet abından geliyor. Bal anne ne çıkar bal olmuşsun sen. Sen tamamen bal olmuşsun. Çok tatlı olmuş annem. Annem çok tatlı olmuş. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Güle güle. İşlem götürecek beni. Ha bu araba çekilmesi lazım.